Tüm oyun severlere the Gaming kanalından merhaba. Oyun dünyasından seçtiğimiz haberleri sizlere aktardığımız haftalık videomuza hoş geldiniz. Umarım geçtiğimiz hafta hepiniz için sağlıklı ve mutlu geçmiştir. Oyun dünyası ise geçtiğimiz haftayı oldukça sessiz geçirdi diyebiliriz. Bugünkü gündemimizde ses getiren açıkçası büyük bir haber yer almıyor. Onun yerine irili ufaklı haberlerimiz var. Bunların üzerinden tek tek geçeceğiz. Her zamanki gibi ilgilendiğiniz konu başlıklarını aşağıda yerleştirmiş olduğumuz zaman damgalarından erişebilirsiniz. Ayrıca bu hafta çekilişle bir adet kitap hediye edeceğiz. Normalde yani oyun dünyasının dışında pek içerik yayınlanmamaya çalışıyoruz ama özel bir durum var. Çekilişle ilgili detayları videonun ilerisinde bulabilirsiniz. Umarım bu haftaki içeriğimiz hoşunuza gider ve beğen tuşuna basarsınız diyerek videomuza geçelim. <laughs> İlk hakkında konuşacağım oyun Suicide Squad Kill the Justice League. Haydi haydi diyeceksiniz daha ne var artık bu oyunla ilgili konuşacak. Şimdi bildiğiniz gibi bu oyun tabii bir live service dediğimiz bu canlı hizmet oyunlarından ve e, hayatta kalması için sürekli içerik eklemesi gerekiyor ve bildiğiniz gibi bu oyunlarda sezon sistemi var. Bazıları aylık sezon değiştirirken bazıları 2 aylık 3 aylık 6 aylık bile e, değişik periyotlarda olabiliyor. E, her yiğidin yoğurt işi farklıdır. Suicide Squad Kill the Justice League'e gelince oyun çıktıktan çok kısa bir süre sonra birinci sezon geçtiğimiz hafta başladı. Bu sezon Joker var. DLC içerik olarak. Ee, yine Battle Pass almışsınız. Daha doğrusu Battle Pass almaya da gerek yok. Bedava olarak teoride bu arada. Joker karakterini açıyorsunuz ve Joker'le de oyuna devam edebiliyorsunuz. O karakteri de güçlendirebiliyorsunuz. İlgili silahlar, kozmetikler alabiliyorsunuz. Diablo 4'ün mantığına benziyor aslına bakarsanız. Ancak Warner Bros. ya da Rocksteady artık kim yapıyorsa bu açgözlüğü zıvanadan çıkmış durumda. Şu an oyun dünyasında resmen rezil oldular. Daha önce de zaten hani satışları çok kötü idi. Yani daha ne kadar dibe batabilir insan diye düşünürsen, düşünürken buradaki açgözlü tutumları iyice onları yerin dibine çaktı. Yani resmen tabutundaki son çiviyi de çaktı diye düşünüyorum. Biraz açıklayalım konuyu. Şimdi öncelikle benzer oyunlar. yani Bu oyuna en çok hangisi benziyor? Marvel'ın Avengers oyunu vardı. En sonunda fişi çektiler güzel olmadığı için. Onda bile yeni karakterler eklendikçe sezon sezon hemen bedava olarak geliyordu oyunculara. Burada öyle bir sistem yok bir kere. Yani bu Battle Pass sisteminde açmanız gerekiyor Joker karakterini ancak anormal bir grind koymuşlar yani bunu oynamak için tonlarca grind yapmanız gerekiyor sürekli aynı görevleri üst üste üst üste oynuyorsunuz ve en önemlisi hiçbir yeni içerik yok Habire aynı görevleri tekrarlaya tekrarlaya işte şey puan toplayacaksın seviye atlayacaksınız Battle Pass e yükseleceksiniz bir yandan da işte Joker'i açmaya çalışıyorsunuz ve topu topu Joker'le ilgili oyunda yani ufak tefek sinematikler varmış. Hatta bir tanesi çizimle yapılmış. Bir girişte bir de çıkışta var. Yani böyle e, Suicide Squad üyeleriyle bile doğru düz etkileşim kurmuyor. Doğru düz konuşmuyor. Yani ne bileyim mesela Harley Quinn'le geçmişi var. Çok kısa bir cümle söylüyor. Geçiliyor. Yani Joker'i kim seslendirse seslendirdiyse onu çağırmışlar stüdyoya. Kısa hemen konuşmasını yapmış gitmiş. E, diğer oyuncularla muhatap bile olmamış. Büyük ihtimalle belki sonradan e, e, eklendi bunun kayıtları özetle özensiz bir çalışma gibi görünüyor. Ee, ancak en önemlisi Battle Pass'i tamamlamak için 1500 tane görev bitirmek gerekiyor. Yani burada da görevler anladığım kadarıyla bir ne 5-10 dakika bile kısa sürebiliyor ama eminim çok daha uzun sürüyordur. Ee, Forbes adlı bir kaynak var. Bu da yani internet dergisi gibi düşünebilirsiniz. Yaklaşık 200 saat gerekiyormuş. Minimum 250 saat hani yükleme ekranları falan koyarsanız 200 saat grind yapmanız gerekiyor. Battle Pass'teki Son kaleme gelene kadar. Joker için ise daha az süre harcamanız gerekiyor. Ama yine orada da ciddi saat gerekiyor. Önüne, en önemlisi deyip duruyorum kusura bakmayın. Yani altını çizmek istiyorum. Beterin beteri var. Yani şey e, yaptığınız işlemler sıkıcı. Problem orada. Yani eğlenceli değil. Hani tamam belki artık e, season pass aldınız Joker'i açmaya çalışıyorsunuz. Demek ki oyuna hoşlanmışsınızdır. Hani aksi takdirde şu zamana kadar çoktan bitirmişsinizdir ama oyunu savunan kişiler bile artık Veryansin ediyor. İsyan etmişler yeter artık falan şeklinde. Bu kadar agresif tutum olmaması gerekiyor. Ama tabii isterseniz 10 dolar satın alarak Joker'e açabiliyorsunuz anında. Yine bir 10 dolar daha verirseniz Battle Pass'in son aşamasına kadar gelip tüm kozmetikleri de açabiliyorsunuz. Bu şekilde yani pay to win demeyeyim ama bunları size satıyorlar. Çünkü birçok kişi bunun grind ile uğraşmayacak. Ee, mesela yeni içerik yok demiştim. Ha birileri diyebilir belki ya Brainiac boss dövüşü eklemişler. Ancak o boss dövüşü de önceki bir tane boss dövüşünün tamamen riskini dediğimiz yani tipini değiştirmişler. Tıp atıp tasarım aynıymış. galiba Green Lantern dövüşüyle aynıymış. Yani şimdi biz tabii ki oyunu eleştiriyoruz. Bunu eleştirmemizin en önemli nedeni Rocksteady firmasının geçmişte yapmış olduğu şahane işler. Biz onlardan tek oyunculuğu güzel e, hikaye odaklı oyun beklerken bu live service dediğimiz oyun çıkartması. Ondan dolayı bir kere biz bozuğuz. O, o yüzden taraflı gözle bakıyoruz. Ancak yani live service oyun açısından değerlendirirsek eğer o da kötü. Yani onu da becerememişler. Yani hani tamam bizi sattınız. Başka bir kitleye hitap etmek istiyorsunuz. Amacınız para kazanmaksa bari doğru düzgün yapın. Mesela Marvel'da Marvel Rivals diye galiba bir oyun tanıttı. Ee, o mesela niyeti belli ne oldu? Öyle diyeyim. Ve tutacak gibi gözüküyor. Yani o, o tarz shooter oyunlar ilgisini çekiyor insanın. Bizim kanalın tabii içerisinde olmadığı için bu haber konusu gündeme pek getirmek istemedim. Ee, neden başarılı değil? Bunun tabii somut örnekleri var. Nedir bu da? En güzel örneği de Steam Charts dediğimiz bu Steam Database'den girdiğiniz zaman oyunla ilgili istatistiklere bakabiliyorsunuz. Ee, birkaç haber öncesinde yine bakmıştık yani şey e, Suicide Squad'ın performansına. Şimdi Suicide Squad bunun işte şeye girdiği zaman burada son bir aylık şey görürsek burada daha iyi gözükmekte. 28 Mart günü bir anda zıplamış. Daha önce 530'lardayken 500-600 civarındayken günlük oynama ortalaması. IAS'in geldiği ilk gün 3000'e kadar fırlamış. 3000 bu arada bu tarz bir oyun için iyi bir rakam değil açıkçası. Ardından hızla düşüvermiş ve günümüze geldiğimizde yine en son bakıyoruz yani... Ee, şu an 685-556 kişi görünüyor. Ortalaması bugünün 685. Yani e, büyük ihtimalle yavaş yavaş da düşecektir. O civarlarda geziniyor. Oldukça üzücü oyun açısından. Bir karşılaştırma yapmak istiyorum başka bir oyunla. Yine Rocksteady firmasının yıllar önce çıkarmış olduğu şeye bakarsak Arkham Knight'a. Şu an Arkham Knight'a daha fazla kişi oynuyor. Ee, Bugün itibariyle 1168 kişi var şeyde, oyunda ve hatta birkaç gün öncesinde 2800'lere de varmış. Yani peak oralara vuruyor. Hatta çok daha ilginç bir istatistik var. Şöyle vurursak mesela şubatın sonuna doğru 6700'e çıkmış. Çok ilginç bir şekilde Bunun sebebi ise işte tamamen şey yani Suicide Squad'a kızan insanlar herhalde girip ya bunun daha iyi oyunu var şeklinde oraya yüklenmişler. Bunun benzerini de Assassin's Creed Black Flag'de yaşamıştık. Orada da tabii ki e, neydi ismi yeni çıkarttıkları e, Skull Bones tabii. Skull Bones oyununa tepki olarak olmuştu. Assassin's Creed Black Flag'da bir, anca, bir anda oyuncu patlaması, patlaması olmuştu. Gerçekten çok ilginç oyuncuların psikolojisi ama mesajı göndermeyi beceriyorlar. Tabii bu söylediğimiz sadece Steam'de. Konsoldaki performansını tam bilmiyoruz ama şeye bakarsak en popüler oyunlara e, hem Xbox dükkanında hem de PlayStation oyununda hızla geriye düştü. Yani böyle artık ilk onda göremiyoruz oyunu. Bu da başarısız olduğunun en büyük ispatı. Niye seviniyoruz insanların başarısızlığıyla? Bunun sebebi Rocksteady'nin potansiyelini biliyoruz. Bizim istediğimiz oyunları yapsın. Yani burada bir an önce bunun fişi çekilsin. Lütfen eforlarını bizim seveceğimiz oyunlara yöneltsinler. Oyun dünyası açısından gerçekten çok daha hayırlı olacak böyle bir karar. Sırada yeni bir oyun var. Şöyle diyeyim hatta. Yeni oyun, yeni IP, yeni bir geliştirici firma. Bu tip haberler geldikçe kulağımıza ben bu haftalık haberlerde sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü hoşuma gidiyor yeni IP'leri, yeni oyunlarla ilgili konuşmak. Bahsettiğimiz oyunun ismi Eternal Strands. Geçtiğimiz hafta açıklandı. ilk defa IGN şey almış, mercek altına almış. Onlarla paylaşmışlar verilerini. Bu oyun 2025 yılında çıkıyor ve tamamen ilk defa duyacağınız bir firma. Yellow Brick Games tarafından çıkarılıyor. Bu firma ise Kanadalı bazlı ve eski BioWare de Mike Laidlaw adlı bir kişi var. Bu Dragon Age serisinin yönetmeniydi, creative director'ıydı. BioWare'den ayrıldıktan sonra bu firmayı kurmuş. Beraberinde de Ubisoft ağırlıklı bir şey var, çalışan kesimi var. Bunlar da Phoenix Rising Immortals oyununda çalışmış kişiler. O da Ubisoft'un değişik çalışmalarından bir tanesiydi. Birçok kişi birçok kişi bende dahil olmak üzere başarılı buldu o oyunu. Toplamda 50-60 civarında sanırım çalışanı var. Yani Bağımsız diyemeyeceğiz bu firmaya ama 3A dediği 2A bir firma. Ve e, bu tip firmalardan hakikaten çok kaliteli işler çıkabiliyor. E, çünkü yani ekibin başındaki kişi kimle çalışacağını iyi bilip hani bu konudan anlayan yetenekli kişileri bir araya topluyor. Son zamanlarda bu tip oluşumlar giderek arttı özellikle. Oyun neyle ilgili? E, ona değinelim. Şimdi Eternal Strands arkada da tabii görüyorsunuz şeylerini e, görüntülerini. Bir aksiyon macera oyunu. Üçüncü gözden gösteriyor ve e, karakteriniz büyü ağırlıklı kombat yapıyor. E, tamamen yalnız açık dünya değil gibi. Ve e, karakterimizin ismi Brian ya da Brian okunan bir karakter. Weaver'mış görevi. Ne demekse her <laughs> neyse öyle bir mesleği var. Oyun gördüğümüz kadarıyla Shadow of Colossus Master Hunter gibi dev bossların dolaştığı ve üstüne tırmanıp herhalde uzun sürede indirmeye çalıştığınız bir sisteme dayalı. Bir yandan çizim tarzı Phoenix Rising'i andırıyor ki ekip zaten oradan. Bu çizim stili son zamanlarda sık kullanılmaya başlandı. Yani böyle çizgi romanmış gibi efektleri falan yapmak son derece halen hoş geliyor göze ama bir süre sonra bayacak gibi. <laughs> Ve aynı zamanda Zelda Tears of Kingdom gibi güzel etkileşimler varmış çevreyle ilgili. Yani bu bahsettiğimiz tüm üçüncü gözden gösteren oyunların birleşimi gibi görünüyor. Shadow of Colossus'a şu açıdan da çok benziyor. Gezdiğiniz e, mekanda 9 tane boss varmış. Bunlara Epic ismine geçiyor galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ve bu 9 boss'u 9'unu da öldürmeniz gerekiyor. E, görüyorsunuz hani benzerlikleri. Hangi sırayla öldüreceğiniz herhalde sizin stratejinize bağlı olacak. Ve her öldürdüğünüz boss'tan da özel bir yetenek kazanıyorsunuz. Burada arkadaki videoda gösteriyorlar. E, bu bir şeymiş. E, eski bir demirci ustası mıymış? Öyleymiş o yüzden elinde çekiç taşıyor ve alevle çalıştığı için bundan yani alev güçleri alacakmışız yendiğimiz zaman. Ve saldırıları da hep alev şeklinde ateş ağırlıklı. Yani şimdi bu bosslarla anladığım kadarıyla istediğiniz arenada dövüşebiliyorsunuz. O nasıl oluyor tam bilmiyorum ama galiba iklim etkisi var. Şu örneği verdiler yani mesela böyle sıcak kurak bir ortamda dövüşürseniz sizin için daha kötü olur. Ee, karda Örneğin dövüşmeye çalışın. Hem o yetenekleri kullanarak yani hem vereceği hasarı azaltırsınız... ...hem de soğuk etkisiyle siz daha çok e, hasar verebilirsiniz bossa diye bahsediliyor. Demek ki yani boss dövüşleri zor olacak. Siz uygun şartları kendiniz için oluşturmaya çalışacaksınız. Ve bir yandan da çevredeki cisimler bayağı bir kırılıp, bozulup... ...işte alıp üzerine atma falan gibi herhalde şeyler olacak. E, o tip konular üzerine odaklanmışlar. E, ama dövüş aranesi haricinde seviye içinde dolaşırken yani böyle kısm, kısım, kısım kısım açık dünyalar mı yoksa bir tane geniş açık dünya olup bu bossları mı serpişmişler onu serpiştirmişler onu bilemiyoruz. Tabii daha çok zaman var henüz daha yeni bu görüntüler paylaşıldı. Böyle güzel orijinal bir tasarım görünüyor. Bu tip yenilikleri açılsın. Elbette son derece orijinal bir şey değil ama en azından yani her oyundan bir şeyler alıp kendi benliğini kendi yaratıcı etkisine katmaya çalışmış firma. Umarım başarılı olur. Oyun için tarih yok. 2025 yılı az önce söylediğim gibi platformlar PC, PlayStation 5, Series S ve X yani son jenerasyon konsollarda çıkıyor. Herhalde Steam'de çalışacak kadar <laughs> şey değil, düşük değil gereksinimler. Özetle bunlar da çıkıyor. Tabii Steam'in yeni versiyonu bu arada çıkarsa belki orada da çıkabilir bilemiyoruz. Bir başka haberimiz de Frostpunk 2 ile ilgili. Frostpunk 2'nin çıkış haberini daha önceki videolarımızda söylemiştik yazın çıkacak ama 15 Nisan'dan itibaren close beta kapalı beta'yı oynayabilirsiniz. Ama bir şartla o da e, ön sipariş vermeniz gerekiyor. E, ön siparişi açıldı. Steam'de 21 dolara satılıyor Frostpunk 2. Epic'te açılmadı henüz. Eğer oyunun büyük hayranı iseniz ve ben bunu oyuncu oynamak istiyorum derseniz biraz daha bekleyin bence. Benim tahminimce çünkü Epic'te daha ucuzu satılacaktır. E, ön satışı açmak zorundalar bence. E, özellikle bu nedenden dolayı. Mesela Steam'de son zamanlarda çünkü son dakikaya kadar fiyat açıklamıyorlardı ama özel bir durum için açmışlar fiyatı. Ama unutmayın ki oyun Game Pass'te yani Game Pass hizmetine dair olarak ilk günden bedava verilecek. Ama işte e, yaklaşık 3 ay önce oynamak istiyorsanız oyunu 3 aydan kısa olabilir hatta. Bilginiz olsun yani Frostpunk 2 21 doları şu an Steam'den alabilirsiniz. Epic belli değil. Bir başka haber Star Wars ile ilgili. Star Wars Outlaws'un hikaye trailerı 9 Nisan saat e, akşamüstü 7'de e, Ubisoft'un sayfasında video YouTube sayfasında yayınlanacak. Bunu da bir kenara not alın eğer oyunla ilgileniyorsanız. Ben de bu videoyu 9 Nisan'da yayınlayacağım ama saat 7'den önce koymayı planlıyorum. Yani bu videoyu izlerken belki zaten yayınlanmıştır bilemiyorum. E, Star Wars Outlaws'un çıkış tarihi ilan edilmedi. Ben trailerda da ilan edeceklerini düşünmüyorum. Belki bir sürpriz belki tarih eklerler yani ama e, sanki yani biraz daha bilgi verecekler gibi. Çıkışlarına yakın çünkü çeşitli ülkelerden rating almaya başladı. Yani şeyler işte ne bileyim e, Brezilya bilmem böyle 2-3 tane ülke ismi gördüm. Yani yavaş yavaş şeyler oluyor. Yani e, hazırlıklar başlıyor oyunla ilgili. Ve %90 yani iyi bir reklam şeyi de yapılacaktır. Pazarlama taktiği yapacaklardır. Evet. Duella Gaming'de tabii Ubisoft partnerlerinden biri olacak olduğu için bir aksilik olmazsa biz de e, bu oyuna tabii ki yer vereceğiz. E, ne zaman çıkar? Şöyle diyeyim 10 Hazirandan önce çıkmaz. Neden? Çünkü Ubisoft Forward adlı Ubisoft'un yıllık sunumu var, Los Angeles'ta e, yayınlanacak. Bu sunum yani 10 Haziranda bende e, bu sunumun önemli bir kısmını e, şey ayırırlar. Star Wars Outlaws'a örneğin Temmuz'da çıkar gibi geliyor. Bu da benim tahminim. Haziran sonunda çıkarsa kötü haber çünkü o zaman Elder Ring Shadow of Earth 3 DLC ile çakışır. <laughs> Umarım Temmuz'a ya da Ağustos'a kayar hatta o belki daha da bizim için iyi olur. Bir başka haber. Hep böyle bunlar hep kenara not alın diye söylüyorum. Bu da 10 Nisan'da. 10 Nisan'da e, Triple I Initiative diye, I Initiative diye bir kurulum organizasyon e, gerçekleşmiş. E, bu benim haberim yoktu böyle bir organizasyonda. Nedir bu? dalga geçiyor açıkçası bazı firmalar bir araya gelip triple A diyorlar yani böyle 3A oyunlar. Buradan da triple I demişler. Yani independent, independent, independent bağımsız oyunları kastediyor. Bu bazı firmalar bir araya gelmişler. Neden? Çünkü yeteri kadar bu oyunların pazarlaması olmuyor. Tepelerinde firma olmadığı için dağıtıcı. Burada bahsettiğimiz firmalar hangi oyunları imza atmışlar? Dead Cells, Darkest Dungeon, Risk of Rain 2 Slay the Spire, Vampire Survivors ve V Rising oyunlarını geliştiren firmalar hiçbiri e, 3A firma değil. Bunlar işte 3i firma <laughs> öyle diyeyim. E, ve beraber bir araya gelirlerse güçlerini birleştirirlerse e, çok iyi olacaklarını iddia ediyorlar. İşte bir araya gelip bir sunum hazırlamışlar bu e, kuruluş altında. Dijital sunum olacak. Konuşma yok bir şey yok yani Jeff Keighley gibi değil. 45 dakika içinde 30 stüdyodan fazla yeni oyunlarını ve işte mevcut oyunlarla ilgili belki bir takım gelişmeleri, ek paketleri vesaireleri duyuracaklarmış. Bilginiz olsun. Bu da 10 Nisan saat 8, akşam 8'de bize de çok uygun bir saat. 45 dakikalık bir sunum olacak. Bu sunumu takiben belki ben de bir içerik hazırlayabilirim ya da belki önümüzdeki haftanın haftalık haberlerini ekleyebilirim bu sunumdan sizlere için seçtiğim oyunları. Bakın ilginç oyunlar gelebilir. Ama mesela V Rising örneğin çok yakın zamanda şeye geçecek. Ee, artık early access erken erişimden çıkıyor. O da mesela bayağı sevilen popüler bir oyun. Bunlarla ilgili de eminim gelişmeler olacaktır bu sunumda. Ee, ilgili YouTube sayfasında izleyebileceksiniz bunları. Bir yandan yeni demolar falan da olacakmış. İşte e, indirimler şunlar bunlar. Onların hepsini özetleyecekler. Güzel. 45 dakika gayet makul bir süre. Ee, bence zamanınız varsa bunu yine takvimizin bir köşesine işleyin. Bakın unutmayın tekrar ediyorum. 9 Nisan'da Star Wars Atlas, 10 Nisan'da 3i Initiative sunumları var. Bir haber daha devam ediyoruz. Kronolojik olarak 11 Nisan'da da Fallout dizisi geliyor Amazon Prime'a. Diziyle ilgili heyecanlanmamız gerekiyor mu? Emin değiliz. Şu ana kadar ama olumlu işaretler. Neden emin değiliz? Çünkü Amazon Prime'ın geçmişi çok temiz değil. Çok yakın zamanda Lord of the Rings'in Rings of Power dizisi yani hayatımda benim izlediğim en kötü şeylerden bir tanesiydi. Büyük yani Tolkien'a hakaret olarak değerlendiriyorum. Yani böyle e, tamamen dalga geçmek amacıyla artık izlemeye başladım ama o bile kötüydü. Çünkü bazı bölümler o kadar sıkıcıydı ki. E, ama hani konuşmak, <laughs> konuşacak bir konu olsun arkadaşlarla yerden yere vuralım diye izlediğimiz bir dizi haline dönüştü. Bilmiyorum bir sonraki sezonu izler miyim ama e, insan kıvranıyor izlerken öyle diyeyim. Ama tabii kötü işler yok Amazon Prime'da. Ne benim Terminal Jack Reacher gibi başarılı diziler, uyarlamalar da var. Şimdi bu 8 bölümde yayınlanacak ve haftalık olmayacak. Hepsini bir anda koyacaklarmış Netflix gibi. Burada Bethesda'nın bayağı bir kontrol altında. Hatta Todd Howard'ın görüntülerini görüyoruz şeylerde bunun çekimleriyle ilgili. O da karışmış. Bu arada o da her yerde karşımıza çıkıyor çok ilginç bir şekilde. Projenin başında Jonathan Nolan var. Nolan var. Bu da Christopher Nolan'ın kardeşi ve Nolan'ın birçok ünlü filminin de ortak senaristidir. Yani başarılı bir yazardır. Ancak kendisi prodüktör ve yönetmen olarak çok müthiş işleri yok. ya yani Yine de mesela Westworld dizisinin başındaydı. Westworld'un ilk sezonu güzeldir. Daha sonrasılarını izlemedim ben. Çok ne bileyim ben yani iyi bitti diye o ağzımda iyi tat kalsın diye. Nitekim zaten pek iyi değilmiş izleyenler pek şey yapmadı. Övmediler benim için. O yüzden ben de gidip izlemedim. Jonathan Dahl'ın 3 tane bölümü yönetiyor sadece. Yani tüm 8 bölümün yönetmeni değil. Ama dediğim gibi Executive Producer rolünde. Ve e, Fallout geçmişi var. Fallout 3, 3 özellikle çok oynamış ama ilk 2'yi oynamamış. Bu da mesela bir kırmızı e, alarm bakarsanız bakarsınız. Çünkü gerçek anlamda Fallout yapmak istiyorsanız ilk 2 Fallout'u bir anlamak lazım. Biraz açıkçası Bethesda Fallout'undan farklı. Yani unutmamak lazım e, Fallout Bethesda'nın oyunu değil Black Isle Stüdyolar'ın oyunu. Onlar satın alıp e, popüler hale getirdiler daha da popüler. E, Fallout 1 ve 2'yi çıktığı zaman oynuyordum o zaman da popülerdi bu arada oyun. Yani o aralar işte bir şekilde yetim kaldı oyun Bethesda da üzerine kondu benim görüşüm o. E, yani ben eski tarz Fallout'u tercih ederim çünkü Bethesda'nın getirmiş olduğu böyle bir tuhaf bir komedi havası var. E, pek uyuşmuyor ama Fallout 2'de de Allah için e, yine böyle o tarz e, referanslar vardı. Neyse özetle gördüğümüz görüntüler şu ana kadar olumlu. Fallout'un atmosferini bence başarıyla yansıtıyorlar. ya yani şu anki erken görüntülerden. Görüldüğü kadarıyla ana karakter bir kızımız şu an önümde şeyin oyuncunun ismi yok. Yani burada hani erkek miydi kadın mıydı olmalı diye bir tartışmalar olabilir ama Sonuçta o her Fallout oyununda başta erkek kadın seçiyorduk. Yani bir Fallout'ı bir erkek karakterle özleştirmemek gerekiyor. Ben gayet makul karşıladım. Ama ki zaten Steel of Brotherhood kostümü gen bir başka bir arkadaş daha var. Galiba bu ikisi götürecek e, e, diziyi. Bu oyun serisiyle paralel olacakmış. Yani bir e, ayrı değil. Yani mevcut oyunların üstüne yeni bir medya diyorlar size. Yani bu oyunları oynadınız. Bakın bir, bir yana hikayede dizisinde devam ediyor gibi... Ama biliyorsunuz zaten Fallout hikayeleri birbiriyle çok bağlantılı değil. Değişik vaultlarda açılıyor, değişik olaylar gelişiyor. Ve burada olan olaylar canon olacakmış. Yani Fallout evrenine bir eklenti olacak. Saygı göstereceklerinden eminim çok sapmayacaktır. Ama tabii ne kadar ilginç olur ya da şey olur mu hani falan hale <laughs> dönüşür mü bilemiyorum. İlk, ilk bölümden ama anlaşılır yani şey böyle bir tonum falan böyle bir garipse izlenemeyecek gibi ise yani ilk bölümü izleyip bırakabilirsiniz. Ama iyi ise bence 8 bölüm gider. Şu an bakıyorum yani 11 Nisan ne zaman ne zaman bayramın ilk günü mü oluyor? i̇kinci günü oluyor. Bayramı mesela bununla geçirebilsin 8 bölümde bitirirsiniz diye düşünüyorum. Bir başka e, oyunla ilgili olmayan diyeyim. Yani şimdi Fallout oyunu olduğu için onu sayıyoruz ama sonuçta televizyondan bahsettik. Bu sefer de kitap medyasına geçiyoruz. Ee, bir istisna yapıyoruz. Bu biraz reklama giriyor belki ama içimizden birinin çünkü yapmış olduğu bir eser. E, Duelo Gaming kanalına her zaman destek veren takımımız üyelerinden e, Levent Günaydın'ın e, yeni kitabı çıkıyor. Kitabın ismi Kaybolan İsimler Atanmamış Bir Gencin Hikayesi. Bu bir kısa roman. E, arkadaşımıza öncelikle tebrik ediyoruz bu yeni eseri için. Eğer ilgilenen varsa satın almak isteyen varsa aşağıda linki koyacağız ve aynı zamanda bir tane de imzalı kopyasını hediye etmek istiyor Levent. Yani burada bunu duyuyorum. İşte haftaya yani yeni haftalık haber videosunda bunun kazanan kim olduğunu açıklayacağız. Kazanmanız için tek yapmanız gereken bu şeyin kitapla ilgili linkleri aşağıya koyacağım. Katılmak isteyen o linklere cevap olarak yazabilir. Yani başta ben ilk yorum olarak kendi yorumumu ekleyeceğim. Bu kitabı buradan alabilirsiniz diye. ...çekilişe katılmak istiyorum diye yazarsanız yoruma... ...siz de katılabilirsiniz. Ee, dediğim gibi kendisine başarılar diliyorum. Son olarak... ...bu hafta Game Pass ve PlayStation Plus'a hangi oyunlar ekleniyor? Onlardan söz etmek istiyorum. Game Pass'e 3 oyun ekleniyor bu hafta. Her ikisi de hem PC hem Xbox'a ekleniyor. 9 Nisan'da 2 tane oyun var. Bunların biri yeni biri eski oyun. Yeni oyun olan Botany Manor dediğimiz oyun... Day One olarak geliyor. Yani çıkar çıkmaz ilk günden gelen bağımsız bir oyun adından da tahmin edeceğiniz gibi. Burada botanistiniz. Yani bir nevi bahçıvanlık yapacaksınız ama tam bahçıvan demeyelim bitki yetiştiriyorsunuz. Orta çağdan kalma bir tane köşke yerleşiyorsunuz. Ve yaşça da yüksek emekli botanist diyor oyunun açıklamasında. oyun bu arada 18. yüzyıla da geçiyor. Yani şey böyle teknolojiyi kısmen kullanıyorsunuz. Araştırma ve puzzle bulmaca ağırlıklıymış. Ancak bulmacalar büyük ölçüde bitki yetiştirme odaklı olacak. Gösterdikleri görüntülerden de arka plan müzik vesaire tamamen amaç burada Hayatın stresinden uzaklayıp rahatlatmak için yapılmış olan e, hoş bir oyuna benziyor. Meraklıları var bu oyuna şimdiden ilgilenenler siz de bir kenara not alın. Aynı tarihte Kona adlı oyun çıkıyor 2017 yılı oyunu. Bu daha önce Game Pass'te varmış. Çıkmış şimdi tekrar kataloğa sokmuşlar. Bu bir walking simulator dediğimiz türe giriyor. E, cinayet çözmeye çalışıyorsunuz falan. Ben oynamadım açıkçası. Ya yine bilgilendiriyorum. Steam'de %70-80 civarında oyuncu puanları ve e, 20 dolar civarına satılıyor yaklaşık. Yani çok böyle 2-3 dolarlık kırıntı bir oyun değil. Seveni var. Son olarak da 11 Nisan'da Shadow of Tomb Raider oyunu veriliyor. Bu da yenilenen Tomb Raider üçlemesinin son oyunu. Açıkçası ben her oyununu seve seve oynadım. Ve son oyunda gayet iyiydi. Yani diğer iki oyundan kötü ya da iyi diyemeyeceğim. Gayet güzel şekilde kapattılar seriyi. Oynamadıysanız bakabilirsiniz, şans verebilirsiniz. Daha önceki Tomb Raider oyunlarında yine Game Pass'te vermişlerdi. Gelelim PlayStation Plus'a. PlayStation Plus'taki bir oyunla ilgili biraz daha açmak istiyorum, biraz daha konuşmak istiyorum. Bu da Immortals of Avium oyunu. Şimdi Immortals of Avium Aslına bakarsanız PlayStation Plus'ta verilmesi için yenice bir oyun. Ancak benzer şeyi Evil West için de yaptılar. Bu tarz oyunlar eklenince mutlu oluyoruz. Çünkü bunlar çıktıkları zaman kötü zamana denk geldiği için yeteri kadar şans verilmeyen ama kalp üstü diyeceğimiz oyunlar. Yani böyle çok böyle o harika falan deyip sevineceğimiz oyunlar da değil ama hiç fena değilmiş dediğimiz kategoriye giriyor. Satta çıkalı galiba bir 8 ay falan olmuş. Immortals of Avium'un neden başarılı olmadığı ya daha doğrusu bakarsanız yani puanları 7, 7 civarı falan genelde onun üstünden ve doğru bir değerlendirme. Aslında bakarsanız yani kötü değil e, ama yani harcanan parayı muhtemelen çıkarmadı bu oyunu. O açıdan başarısız olarak değerlendirebiliriz. Bu oyunun en büyük problemi çıkış tarihi. Neden? Çünkü Baldur's Gate 3 Starfield'da e, aynı zamanda çıkmasın diye geriye çekti. Hatırlarsınız geçen seneki gelişmeleri. O geriye çekme demek o dönemde çıkan oyunların şey yani <laughs> baltalaması demek oldu. Mahvetti hepsini. İşte bunların başında da Immortals of Avium geliyordu. Bu oyun tabii Electronic Arts'ın dağıtımında. Ancak beraber çalışan geliştirici firmanın ilk oyunu. Şu an not almamışım o firmanın ismini. Şöyle diyeyim. Güzel bir şeyler olmasını istiyorduk. Çünkü yeni bir IP. First Person Shooter dediğimiz birinci gösten Gözden gösteren nişancı oyununa doğrusu örnek kalmadı. E, retro e, oyunlarla idare etmek zorunda kalıyoruz. Bu tip bir şeye ihtiyaç var. Çok desteklemek isterdik. Başarılı olmasını istiyorduk. Hatta ilk görüntüler de gayet iyiydi ama bunun reklamını iyi yapamadılar. Bu kötü zamanlamana ek olarak. Bir de zaten çok kısa süre önce duyuruldu. Ben yani bir şey bir bir şeylik vardı bir eksiklik gibi bir başka tabii sıkıntı da oyunu alıp beğenmeyenler. Hani tamam hani reklamını iyi yapmazsınız yeteri kadar satmaz ama puanlar yüksek olur. E puanlar da çok yüksek değil yani ne dediğim 7 civarı puandan bahsediyoruz. Zaten şu zamana kadar hep indirimlerde görüyorduk Immortals of Avium'u. E, Immortals of Avium'un sıkıntısı e, bu arada yani bunları konuşmak için ben de bayağı bir oynadım oyunu. Şimdi burada bir kere öncelikle silah yerine büyük kullanıyorsun. Yani böyle elinizde böyle bir şeyler fırlatıyorsunuz o e, kolunuza taktığınız zımbırtılarla o e, gauntlet gibi bir şeyler takıp o taktıklarınıza göre değişik büyü atıyorsunuz. Yani burada işte e, mavi, yeşil, kırmızı şeklinde renk teması yapmışlar. Büyük olarak yani büyük ölçüde kırmızılar böyle shotgun gibi yakın mesafe hasar veren mavi daha uzağa atan, yeşil ise taramalı gibi ona denk geliyor silahlar. Ama silah gibi değil ya. Yani silah silahın vermiş olduğu bir geri çekme, bir vuruş hissi var. Bunda yok işte böyle bir piu yani şey yani parmak tabancası gibi yani. Biraz tuhaf. Yani burada Hexen Heretic gibi bir oyunu tekrar canlandırmaya çalışmışlar ama tam olmamış. Ancak oyun çok hızlı, seri biçimde gelişiyor hep kombat senaryoları. Ben bayağı bir keyif aldım. Ama tabii bundan keyif almanız için de iyi sisteme ihtiyaç duymanız lazım. Ben şahsen PC'de oynadım çok yüksek FPS değerleri ve gayet yüksek çözünürlükte oynayabildim yüksek sistemde ama biraz düşükse sisteminiz mahvoluyormuş oyun. Yani o frame rate'leri tutturamazsınız. O dediğim hızlı oyunu şey yapamazsınız, tadamazsınız. Ve PlayStation 5'te de arada bu frame düşüşleri oluyormuş. Yani bu iyi kalite bir PC'ye yaklaşamıyor. Yani Serdar arkadaşımızdan bu bilgi aldım. O benden biraz daha fazla oynadı. Ee, özetle yani iyi hoş ama çok tatmin etmiyor. Ee, Rahatsız eden bazı konular var. O da e, maalesef karakterler ve diyaloglar sanki e, Marvel filmleri gibi olmuş. Son zamanlardaki Joss Whedon'ın getirmiş olduğu böyle sürekli her e, kötü durumda bile espri yapma ihtiyacı. Ana karakteriniz Peter Quill'i Star-Lord'u andırıyor. Yani o tarz konuşmaları sürekli e, ne bileyim biraz e, SJW tarzı tipler e, biraz rahatsız ediyor öyle diyeyim size. E, pek beğenmedim yani şey karakterleri. Ancak fena olmayan bir hikaye sahip aslında bakarsanız sadece bir anlatım ve e, ton bir tuhaf yapılmış. Ama mesela bir şey kadar kötü değil. E, Thor Love and Thunder mıydı neydi o zırvalık yani e, yarım bıraktığım filmlerden bir tanesidir. Yani e, kendinle dalga geçme en azından. Mesela Forsaken, Forspoken oyunu da o şekilde kendiyle dalga geçiyor. Bu değil en azından. Biraz daha ciddi öyle diyeyim. E, Görsel olarak evet iyi oyun gerçekten güzel görüntüler ama etkileşim az çevreyle. Yani böyle her şey ne bileyim mesela otların arasından geçiyorsunuz. Otlar hareket etmiyor. Yani sizi yokmuş gibi. Ateş ediyorsunuz hiçbir şey patlamıyor, parçalanmıyor. Buralarda eksikler var. Yani oynuyorsunuz ama çok yapay bir mekan. Yani böyle sizi içine çekmiyor. Renkler, manzaralar falan çok güzel. Ha, gayet hoş. Ee, ne bileyim karakterinizin animasyonları şu su silah efektleri atış şudur, budur ama oralarda biraz eksiklik var. Bu da işte a firma tarafından yapıldığını gösteriyor her ne kadar elektronik arts e, dağıtımını üstlenmiş olsa da. Ancak e, oyun keyifli. Hikayesi de yani e, sinir olsanız da arada götürüyor merak ediyorsunuz ne olduğunu. Ben tavsiye ediyorum. Özetle PlayStation 5'iniz varsa ya işte onlarca gigabyte yüklemeyim diye düşünüyorsanız bence yükleyin. En azından bir değerlendirin. Bedava oyun olarak harika bir seçim. Neden? yani O yüzden zaten bugün konuşmak istedim. Kaçırmayın derim ancak PlayStation Plus üyesi değilseniz gidip de bu oyun için Plus almaya bir aylık değmez. Yani mevcut üye iseniz Immortals of Avium'u e, muhakkak bu ay bence deneyimleyin zamanınız varsa. Hatta işte bayram tatili e, çok uzun bir oyun değil. 10-15 saat civarında 10 değildir de hani 15-20 saat civarında biter. E, birkaç günde halledebilirsiniz diye düşünüyorum zamanınız varsa. Diğer iki oyun nedir? PlayStation Plus'ta bu ay verilen Minecraft Legends veriliyor. Ee, i̇şin ilginç yanı Minecraft Legends ile ilgili bir inceleme videosu çekmiştim. İncelememsi bir video. Neden? Çünkü küçük oğlumun ilgileneceğini düşündüm. Onunla beraber oynarken biraz bakımıştık. Ee, bir yandan sizlere fikir vereyim diye. Ee, orada ben oyunu tutabileceğini düşünmüştüm ama bir yandan kafamda e, soru işaretleri vardı ki... nitekim zaten hani bu oyun kime hitap ediyor diye sormuştum. Ee, endişelerimde haklıymışım. Oyun tutmadı. Sebebi ise... Çocuklara hitap etmiyor çünkü çocuklar için karmaşık yani strateji öğeleri var. Yani real time strateji, gerçek zamanlı strateji oyunu yapmaya çalışmışlar Minecraft'te Ancak büyüklere de uygun değil çünkü büyükler daha kompleks bir şey istiyor. İkisinin arasında kalmış. Özetle kimseye hitap etmediği için false oldu. Yazık oldu o kadar emeği. Üçüncü oyun Skull the Hero Slayer. Bu bir roguelike iki boyutlu platform oyunu. Çeşitli indirimlerde epic ve... Steam'de hep sunulmuştu. PC oyuncuları büyük ihtimalle sahiptir bu oyunu ama PlayStation sahipleri de bu Plus'ta her ne kadar hani konsol özelliklerini kullanması da görsel olarak gayet başarılı bir roguelike oyunu. Özellikle bir kafa değiştirme mekaniği falan gayet hoş. Tavsiye ediyorum. Belki bu üç, o üç oyun içinde en yüksek puana sahip olan bu olabilir incelemelerde. Evet son haberimizde Dragon's Dogma 2'den bahsetmeden olmaz yani her videoda olması <laughs> gerekiyor her haftalık videoda. Ee, işte başarılı mı başarısız mı o konuları konuşuruz zaten günlerdir. Ee, satış rakamları geldi 2,5 milyon satmış. Gayet iyi bir rakam açıkçası. Yani ilk i̇lk oyun ilk başta satmamıştı sonra kült haline dönüştü. Bayağı iyi rakamlara ulaşmıştı o da. Dragon's Dogma 2'nin de giderek e, satışların artacağını düşünüyorum. Yavaş yani özellikle de bu teknik sorunları çözümledikçe insanlar e, yavaş yavaş daha çok satın alıp oynayacaktır. Ki indirimlerde falan da alabilirler. Ve e, oyunla ilgili de rehber videoları yüklemeye başladık. E, bir ilk iki hafta baya bir ilerledik, test ettik oyunu. Şimdi e, almış olduğumuz görüntülerden yavaş yavaş rehber videolarını sizlerle paylaşıyoruz. Evet, e, benden bu kadar. E, umarım hoşunuza gitmiştir muhabbetim ve sizlere bildirdiğim e, muhabirlik yapıyorum sizin için. Öyle çok da hoşuma gidiyor bu tip içerikler. Sizlerden de çok şükür beğeni alıyoruz. Haftaya yine devam edeceğiz. Bakalım bu söylediğimiz sunumlarla ilgili muhtemelen sonuç size bildireceğim. Onun dışında da yine yeni gelişmeler varsa sizlerle elbette paylaşacağım. Umarım çok çenem düşmemiştir. Evet bu arada tabii Duella Gaming kanalına da ilk defa denk gelmişsiniz. Bu kanal genel oyun dünyasını yakından takip ediyor. Benle beraber çalışan diğer takım üyeleriyle içerik hazırlıyoruz. Bu izlemiş olduğunuz videoda görmüş olduğunuz gibi haber haftalık haber videolarımız var. Buna ek olarak oyun incelemeleri, oynanış videoları, rol yapma oyunları ile ilgili rehber videolar, indirimler oldukça böyle bir aylık sizlere sunuyoruz. Nerelerde uygun fiyatta oyunlar satılıyor diye. Onun dışında da bazen tema temalı podcast'lerimiz oluyor. Aylık periyodik de canlı podcast'lerimiz de yine bulunuyor. Bir eski içeriklere göz atın derim. Umarım hoşunuza gider ve siz de abone olarak bir sonraki videoda aramızda görürüz. Görüşmek üzere bir başka videoda. Bay bay.